Son günlerde ilçemizde Çağşak suyu ve ziyaret alanı ile ilgili kamuoyunda ve sosyal medya üzerinden, yazılı basın üzerinden Sarız Belediyesi'ne ait, Sarız Belediyesi üzerine bazı suçlamalar gündeme getirilmiştir. Bunlarla alakalı olarak Sarız Belediye Başkanı olarak yanlış bilgilerin kamuoyunda oluşmaması adına siz kamuoyunu ve sevgili vatandaşlarımızı aydınlatma ihtiyacı duydum. Bu çerçevede hepinize olan süreci bahsetmek istiyorum. Ziyaret suyunun şeyiyle alakalı yapılan ziyaret suyuyla ilgili yapılan çalışmalar şu şekilde gelişmiştir. Sayın Valimiz Şeyh Mus Günaydın Bey'in ilçemizi ziyaret ettiği süreç içerisinde muhtarlar toplantısı gündeminde Çağşak Mahalle Muhtarı Davut Bey tarafından, Davut Duman tarafından ziyaret suyunun içine girildiğini, içme suyu olarak da kullanıldığına dair açıklamalarda bulundu. Bu suların kirletildiğini, insanların ve insan sağlığını hiçe saydığını dile getirmesi üzerine Sayın Valimiz de gündemimize oranın korunaklı hale getirilmesiyle alakalı bir çalışma yapılmasını, talimatlarını Büyükşehir'e vermiştir. Sonraki süreç içerisinde tekraren de yine Büyükşehir Belediye Başkanımızın da yine muhtarlarla buluşma sürecinde bölge muhtarları tekrar aynı konuyu gündeme getirmişlerdir ve Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız da Vali Bey'in talimatı da daha öncesinden olduğundan dolayı KASKİ'ye gerekli talimatları vererek oradaki suyun insan sağlığına korunaklı şekilde getirilmesi konusunda talimatlarını vermiştir ve KASKİ'miz, Büyükşehir'imize ait olan KASKİ kendine ölçüsünde kendi kuralları ve ihale koşulları doğrultusunda orada bir çalışma başlatmışlardı. İlçe belediyemizde yakından uzaktan bu çalışmanın alakası yoktur ama bizler de orada o çalışmanın olması açısından insan sağlığına muhtarın ve dernek çalışanlarının, köylülerin de talebinin burada bu şekilde olduğunu bildiğimizden dolayı herhangi bir itirazda bulunmadık. Ancak son günlerde tekrar bunun suda çalışma, suyla ilgili bir kaskının çalışma yürütmesi başka mecralara çekilmeye çalışılmıştır. Vay oranı satışı ile ilgili işte dernek başkanlarından, işte dernek yöneticilerinden birkaç kişinin sosyal medya üzerine veya da basına vermiş olduğu demektir. Asılsız ve yalandır, iftiradır. Bunlar kamuoyunu yanıltma ve insanları ayrıştırma açısından çok tehlikeli sularda yüzmektedir. Ve bu insanlara inanılaraktan belediyemizi ve şahsıma hedef alınması yanlış olduğunu düşünüyorum. Oradaki herhangi bizim belediyemizin, ben geldiğim süreç içerisinde ne satışıyla ilgili olsun, ne satılmakla alakası olsun, herhangi bir meclis, başka bütün parti temsilcilerinin temsil ettiği bir meclise sahibiz. Meclisimizin gündeminde herhangi bir Cumhuriyet Halk Partisi meclis arkadaşlar da var, İYİ Partili arkadaşlar da var, AK Partili belediye meclis üyelerimiz de var, Milliyetçi Hareket Partisi meclis üyelerimiz de var. Onların ne teklifinde, ne gündeminde, ne de benim şahsımla gündeminde ziyaret suyunun satışıyla, ihalesiyle ilgili herhangi bir satış, İhale söz konusu değildir, aklımıza dahi gelmemiştir. Orada bütün vatandaşlarımızın hem ziyaret ettiği sayede hem de kutsal sayede bir alan olduğu için bizim insanların kutsalına dokunmak gibi, oraları satmak gibi bir ihanet içerisinde olamayız, olmayız da. Olanlara da her zaman karşısında olacak kişi benimdir şahsım adına. Bunu kamuoyuyla paylaşmak istiyorum ve kamuoyunda bu şekilde yapılan kirli siyasetin bana zararı dokunmaz, insanları ayrıştırma sebebiyet verir. Bu da insanları yoruyor ve asılsız olarak bir sürü gündem oluşturuluyor. Bölge halkı geriliyor. Bu halkın gerilmeye hakkı yok ve insanları ayrıştırmaya hiç kimsenin hakkı ve hududu yoktur. Buradan bütün bölge halkına, Sarız halkına, vatandaşlarımıza saygılarımı sunuyorum. Sarı ziyaret suyunun, Çağşak ziyaret suyunun kesinlikle satışıyla alakalı gündemimiz ne olmuştur, ne de bundan sonra olacaktır. Olacak insanların da her zaman biz karşısında olduğumuzda buradan beyan ediyorum. Ayrıca Çağşak üzerinde yine bizim 25 dönüm bir arazi biz milli emlak usulüne göre aldık. Orada köy derneğiyle ve hep birlikte Pir Sultan Abdal Parkı'nı da şahsım olarak isimlendirerekten orada dernekle birlikte Çağşak Cemevi'nin tam karşısında olan 25 dönüm arazi üzerinde de şu anda park çalışmalarımız devam ediyor. İnsanların orada ileride eğleneceği, dinleneceği, zaman geçireceği, rekreasyon alanı olan bir park alanı geliştirmişteyiz. Buradan bütün kamuoyunu saygıyla selamlıyorum.